Ben Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yarabakan Mesut Olma Hemşiresi İrem Çepni. Hizmet içi eğitim programının kapsamında bugün sizlere yara pansumanlarını anlatacağım. Pansuman nedir? Pansuman yaraları her türlü dış etkenlerden ve enfeksiyonlardan koruyup yaradaki iltihap, serum ve kan gibi sekresyonları absorbe eden, böylece iyileşmeyi artıran ve kokuyu gideren, hatta gerektiğinde yaraya basınç uygulayan aseptik materyallerle yapılan işlemdir. Neden pansuman yapıyoruz? Pansuman yapmamızdaki amaç nedir? Yarayı dış etkilerden korumak, yaradan gelen salgının temizlenmesini sağlamak, ek sudayı absorbe etmek, kan ve sıvı kaybını önlemek, travma ve bakterilere karşı engel oluşturmak, yara ve çevresindeki dokuyu desteklemek, izolasyon sağlamak, varsa yarada ağrıyı azaltmak, estetik görünüm, enfeksiyonu azaltmak ve aynı seviyede de korumak, iyileşme sürecini takip etmek ve hızlandırmak. Ne zamanlar pansuman yapılıyor? Pansuman yapılan durumlar nelerdir? Cerrahi müdahale sonrası, ileri derecede bazı yanıklarda bölgenin pansumanla kapatılması gerekebilir. Pansuman ile yara üzerine ilaç uygulamaları, yaradan ifrazat ve kan gelmesi, ekstremitelerin değişik pozisyonlarında tespiti, yara olmasını önlemek. Pansuman çeşitleri nelerdir? Yaranın durumuna göre veya yapılış özelliğine göre ikiye bölebiliriz. Yaranın durumuna göre koruyucu pansumanlar, emici pansuman ya da basınçlı pansuman yapılabilir. Yapılış özelliğine göre ise kuru pansuman, yaş pansuman, garel pansuman ve hazır steril pansuman söylenebilir. Pansuman çeşitlerinde kuru pansuman yani koruyucu pansuman yarayı dış ortamdan korumak için yara yüzeyinin ya da yara üzerine yerleştirilen nemlendirici materyalin su geçirmez malzeme ile kaplanmasıyla yapılan pansumandır. Emici pansuman nedir? Emici pansuman yaradan gelen akıntının emilmesini sağlamak için yara yüzeyinin emici ve kuru bir malzeme ile kapatılmasıdır. Basınçlı pansuman kanamayı durdurmak, ödemi azaltmak, yaradaki ölü boşluğu kapatmak için yara yüzeyinin basınç yapan bir malzeme ile kapatılmasıdır. Pansuman çeşitlerinden yine kuru pansuman, ıslak pansuman, garel pansuman ve hazır steril pansumanlara şöyle bir değinelim. Kuru pansuman epidermisin sağlam olduğu ve pansuman malzemesinin yara yapışma ihtimalinin olmadığı yaralarda uygulanır. Islak pansuman yaranın nemli kalması isteniyorsa, yaraya sıvı bir ilaç ya da antiseptik uygulanacaksa ıslak pansuman uygulanır. Garel pansuman yaralı bölgeyi devamlı ya da belirli aralıklarla uygun antiseptik veya ilaçla yıkamak amacıyla kullanılan pansumandır. Hazır steril pansumansa acil durumlarda nedir bunlar? Trafik kazası, yangın, patlama ve benzeri gibi durumlarda pansumanın hemen yapılmasını sağlamak için bir paket içerisinde kullanım hazır olarak bulundurulan malzemelerdir. Pansuman setimizde neler var? Steril gazlı bezimiz var. Gazlı bezleri tutarak yarayı yıkamak için kullanılacak penslerimiz ve pensetlerimiz var. Ölü dokuları kesmek için bir süremiz ve makasımız yine olabilir. Yarayı kapatmak için kullanılan gaz kompresler ve yara örtüleri vardır. Pansuman yapılırken dikkat edecek noktalar. Öncelikli olarak elimizi yıkıyoruz. Steril eldivenimizi duruma göre giyiyoruz. Pansuman çeşitlerinin hangisini yapılacağına, yaranın durumuna bakarak doktor karar verir. Doktorun önerisiyle bizler de pansumanlarımızı yapıyoruz. Her zaman steril gazlı bez kullanılır. Yara silmede ise antiseptik solüsyonlar kullanılır. SF de kullanılabilir. Yara çevre solüsyonları da kullanılabilir yine. Pansuman yapılırken dikkat edecek olan noktalar arasında diğer maddelerde şöyle yer almaktadır. Eğer yara kirli ve enfekte ise etrafı antiseptik solüsyonlarla silindikten sonra yani SF ile silindikten sonra güzelce temizlenir. Her insizyon hattı için ayrı gazlı bez kullanılır. Pansuman yukarıdan aşağıya tek bir yönde silinir. Her temizlemeden sonra kirli materyal ortamdan uzaklaştırılır. Yara her açıldığında enfeksiyon, hematom ve gerginlik yönünden mutlaka kontrol edilmektedir. Temiz yaralar 2-3 gün sonra açık bırakılabilir. Pansumanlar her zaman temiz tutulmalıdır. Tüm kirli materyaller enfekte atık çöpüne atılır. İdeal bir pansumanın özellikleri nelerdir?
Yara iyileşmesini hızlandırmalıdır. Yaraya nemli bir ortam sağlamalıdır. Yaranın kurumasına izin vermeksizin fazla eksuda ve toksik maddeleri ortamdan uzaklaştırmalıdır. Kokuyu önlemelidir ve yara yüzeyinin sıcaklığını korumalıdır. Havada yara yüzeyine mikroorganizma geçişine izin vermemelidir. Oksijen değişimine izin vererek hücre göçüne ve bölünmesine yardımcı olmalıdır. Hematom ya da hipertrofik skar oluşumunu önlemelidir. Pansuman değişimi sırasında yaraya zarar vermemelidir. Yara kenarındaki ciltte travma ve doku hasarına neden olmamalı ve ağrıyı azaltmalıdır. Şimdi yara pansumanında kullandığımız yara örtülerimiz var. Bütün bu yara örtüleri, kullandığımız pomatlar, kremler, diğer yara bakım ürünleri, bunların hepsi arkadaşlar pasif kapama olarak geçiyor. Şimdi bu yara örtülerine şöyle bir değinelim. Modern yara örtüleri nelerdir? Bunlar genelde 5 sınıfta, 5 sınıf altında sınıflandırılır. Gelen bir çeşitli fizyolojik yaralar üzerine farklı iyileşme süreçlerinde tek başlarına veya birkaçının kombinasyonu halinde uygulanabilmektedir. Bunlar ajinat örtüleri, poliüretan filmler, hidrojel örtüler, hidrojeller, hidrokolloid örtüler ve köpükler. Şimdi burada bir tablo var. Yara iyileşme evreleri verilmiş burada. İnflamasyon evresi, çoğalma evresi ve iyileşme evreleri verilmiş. Ve bu evrelerde yapılacak olan işlemler anlatılmış. Şimdi inflamasyon evresi ölü doku ve kirliliğin temizlenmesi demiş. Enfeksiyonun elimine edilmesi, ölü boşluğun minimuma indirilmesi ve salgının emilmesi. İnflamasyon evresinde hangi ürünleri daha çok tercih ediyoruz? Salgı emicileri, ajinatları ve köpükleri kullanıyoruz. Çoğalma evresi denildiği zaman ölü boşluğun minimuma indirilmesi, salgının emilmesi, ısı izolasyonu, bakteri izolasyonu ve koruma. Bu aşamada hidrojeller ve hidrokolloid jeller işimize çok daha fazla yarayacaktır. İyileşme evresi ise tedavi edilen yaranın travmadan korunması gerekir artık. Bu aşamada da yine hidrokolloidler, köpükler ve filmler kullanılabilir. Yaralar için uygun pansuman materyalleri, yara kuru, eksuda yok veya minimal eksuda varsa hidrojel içerikli yara örtüleri işimizi görür, işimizi kolaylaştırır. Az eksuda varsa veya hafif orta eksudalı yara ise hidrokolloid örtüler kullanılabilir. Orta eksudalarda köpükler kullanılabilir. Eksudayı çekme özelliği olduğu için. Çok fazla eksudalı yaralarda ise ajinatlı yara örtülerini tercih ediyoruz. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Hidrojel yara örtüleri nelerdir? Özellikleri nelerdir? Bunlara bir bakalım. Hidrojel örtüler yüksek absorpsiyon kapasitesine sahiptirler ve yara yüzeyine yapışmazlar. Ağrı dindirici özellikleri vardır. Hidrojeller protein ve hücre gibi biyolojik bileşenleriyle absorbe edemediğinden dolayı bakterilere karşı zayıf bariyer özelliğine sahiptirler ve koruma amaçlı ikinci bir örtü gerekebilir. Hidrojel örtüler yaprak veya jel şeklinde bu tarz formlarda bulunabilir. Günümüzde kullanılan yaprak formundaki hidrojeller ideal yara örtüsü özelliklerinin çoğuna sahiptir. Ancak yaprak formu hassas deri zayıflamasına uzun kullanıma neden olabilir. Hidrojel örtüler kuru yara üzerine uygulandıklarında yarayı nemlendirerek yaranın iyileşmesi için nemli yara ortamı yaratmaktadır. Hidrojel örtülerle yara yüzeysel olarak ilaç uygulanabilmektedir. Amorf hidrojenler yara salgısını absorpladıklarında bütün yapışkan özelliklerini kaybedene kadar şişerler. Amorftan kastımız örtü şeklinde oluyor bunlar arkadaşlar. Islak oluyor. Hastanede de kullanıyoruz. Elimizde var bunlar. Bunlar yaraya temas ettikten sonra 2 gün yani aşağı yukarı 2 gün kadar bırakıyoruz ve tekrar aldığımızda şişmiş olduğunu sizler de görüyorsunuz. Amorf hidrojeller çürük dokuların hem nem içeriğini ve kolajenaz üretimini artırarak hasarlı ve enfekte olmuş dokuların otolize olmasını çok hızlı bir şekilde kolaylaştırıyor. Yara kuruysa, eksuda yoksa veya minimal eksuda varsa hidrojeller bu aşamada çok fazla işimize yarıyor. Kullanıyoruz, tercih ediyoruz hidrojelleri. Gelelim hidrokolloid örtülere. Hidrokolloid yara örtüleri hidrofil polimer taneciklerinden meydana gelmektedir. Yara sıvısı ile temas halindeki hidrofil tanecikler yara sıvısını absorbe edip jel formuna dönüşürler. Yani örtüleri siz de koyuyorsunuz, 3 gün bekletin diyoruz. 3 gün sonra kaldırdığınızda görüyorsunuz yani iyice eridiğini, jelleştiğini sizler de görüyorsunuz. 7 güne kadar da yara üzerinde kalabiliyor bu örtüler.
Hidrokolloid örtüler hem ıslak hem de kuru dokulara yapışma eğilimi gösterebilir. O yüzden çıkartırken dikkat etmek gerekiyor. Oldukça fazla miktarda da yara sıvısını absorbe edebilir. Hidrokolloidler epitelizasyon hızını ve kolajen üretimini artırırlar. Bu örtülerin kullanımı kolaydır. Çünkü yaraya doğrudan yapıştığından ikinci bir yara örtüsü kullanmaya çok fazla gerek kalmaz. Ağrı dindirir. Dış kanatlı mikroorganizmaları ve yabancı maddeleri yara yatağının dışında tutar. Geleneksel örtülerden daha az örtü değişimi gerektirebilir. Kısmi veya tam yaralarda, hafif orta sızdıran yaralarda kullanımı uygundur. Eğer uygun aralıklarla değiştirilmezse sağlam deriye de zarar verir. Hatta deriyi zayıflatabilir de. Çıkarma esnasında da yine çok yavaş çekmek gerekiyor. Deriye zarar verebilir. Az eksudalı yani hafif orta eksudalı yaralarda hidrokolloid yara örtülerinin kullanımını görüyorsunuz. Gelelim köpüklere. Köpükler esnek ve yüksek absorpsiyon kapasitesine sahip gözenekli materyallerdir. Köpük örtüler yara sıvısının sızmasını önlemek ve bakterilerin penetrasyonunu engeller. Poliüretan ve silikon bazlı olabilirler. Bu örtüler gaz geçişine izin verirler ve yapışmazlar. Dışarıdan sıvıyı yaraya geçirmezler. Köpük örtülerin uygulama rahatlığı da vardır. Adezif yüzey özelliği gösterirler ve kolayca çıkarılırlar. Termal izolasyon sağlarlar, yaranın nemini korurlar. Yara oyuğu içine konulduklarında tam uyum sağlarlar ve zamanla şişerek genişlerler. Oyuk içinde şişen köpük yara duvarlarına hafif bir basınç yaparak yara çevresindeki ödemi azaltır ve granülasyon dokusunun oluşumunu da hızlandırır. Nekrotik yaralarda ve orta derece sızan tam yaralarda kullanılabilir. Kuru ve kabuklu yaralar için uygun değildir. Orta eksudalı yarayı görüyorsunuz fotoğrafta da. Üzerine köpük uygulanıyor. Ajnat örtüler yara yüzeyinde jelleşir. Bir süre sonra jelleşmeye başlar. Yapışkan değillerdir. Kullanımları da kolaydır. Ayrıca örtü değiştirme sıklığını da düşürür. Ajnat örtüler hidrofilik özellikte olduklarından ağırlıklarının 20-30 katı kadar yara sıvısını içine çekebilir, absorbe edebilir. Bu yara örtüleri epitelizasyonu ve granülasyon dokusu oluşumunu artırmaktadırlar. Çok fazla kullanıyoruz ve tercih ediyoruz ajnat örtüleri. Ajnat örtüler kısmi ve tam kalınlıktaki yaralarda, oyuk yaralarda, orta ve şiddetli sızıntılı yaralarda ve enfeksiyonlu yani özellikle enfeksiyonlu yaralarda kullanılır. Kuru yaralarda ise kurumayı önlemek için tamponlu ikinci bir örtü gerektirir. Bu yara örtülerinin pıhtılaşmaya katkısı yoktur. Ajnat örtüleri antibakteriyel özelliğe sahip olmamasına rağmen bakteriler pasif olarak jel içerisinde hapsolabilmekte ve örtü değişimiyle uzaklaştırılabilmektedir. Çok fazla eksudalı yaralarda ajnatlı örtüleri tercih ettiğimizi söyledik. Film örtüler, şeffaf örtüler bunlar, poliüretan filmler, yara bakım materyallerinde yarı geçirgen filmler, transparan filmler, havayla taşınan bakterilerin yaraya ulaşmasını önlemesine karşın yara ve ortam arasındaki gaz değişimine de izin vermektedir. Yara geçirgen filmler daha çok kuru yaralarda kullanılır. Bu filmler nispeten kullanışlıdır. Kullanım esnasında herhangi bir rahatsızlık vermez hastaya. Saydam oldukları için dışarıdan yarayı görebilirsiniz. Yara geçirgen film örtüler cerrahi yaralarda daha çok. İşte yüzeysel kısmi yanıklarda, bası yaralarında ve damar içi kateter uygulamalarında kullanılır. Transparan film örtüler nekrotik yaraların otolizine yardımcı olmaktadır. Bu yara örtüleri hafif ve esnektir. Ayrıca yara yüzeyine iyi bir şekilde sarıldığında sürtünmeye karşı da deri hasarını önlerler. Görüyorsunuz bakın burada resimlerde insizyon yerin üzerine doğru konmuş. Yine elin üzerindeki küçük bir yarayı kapatmak amacıyla kullanılmışlar. Şimdi hastanede bizlerin de çok kullandığı parafinli antiseptik tül sargı yara bakım örtüsü. Küçük yüzeysel yanıklarda, cilt kaybı olan yaralarda, her türlü enfekte yaralarda parafinli tül sargıyı kullanıyoruz. İçerdiği parafin ve kloreksin asitler sayesinde yanın acısını dindirmekte ve yarayı enfeksiyonlardan korumaktadır. Antibakteriyel bir örtüdür. Ürün yaraya yapışmaz. Yara yerinde travmaya ve sonrasında acıya da neden olmaz. Kullanım alanları yanık yaraları, kesikler, sıyrık gibi yaralanmalarda kullanılır. Yara bakım kremlerine değinelim. Yara bakım kremleri öncelikli olarak buluşmadan önce kullandığımız bariyer kremler.
sonrasında kullanılan otoritik belirtmen kremleri, enfeksiyon önleyiciler ve granülasyon ve epitelizasyonu destekleyen kremler kullanılmaktadır. Bariyer kremler cildin fiziksel bariyerini korur ve cildin kurumasını önler. Nem dengesini sağlarlar. Ciltte topikal bir bariyer sağlayarak transepidermal su kaybını ve cilt bozulmasını durdururlar. Bu kremler ayrıca cilt yırtıklarını ve mevcut yaraları da iyileştirebilir. Potansiyel tahriş edici maddelere karşı bir kalkan görevi görerek zarar görmüş cildin kendini onarması için ideal bir ortam yaratırlar. Bariyer kremler hasarlı cildi onarır, cildin kendi kendini iyileştirmesine izin verir ve genellikle nemlendiricilerden çok daha kalınlardır. Bu nedenle yatak yaraları için nemlendirici kremler değil, bariyer kremler tavsiye edilir. Yaranın oluşmasını da önemli ölçüde engellerler. Otolitik debritman kremleri de diyebiliriz. Bası yarası, diyabetik yaralar, yanık, arteriyel ve venöz ülserler, cerrahi insizyon sonrasında yara yerinin kabuklanması, sert ve nekroz halindeki sert üst dokunun debritmanını sağlarlar. Debritmanın birden çok yolu olabilir. Mekanik debritman bunlardan biridir. Sert yara kabuğunu ya da dokusunu debride edebilmek için steril bir solüsyonla, bu SF olabilir, irrige edilmiş debritman pedleriyle ovalayarak debritman yapılabilir. Bu yöntemin bazı yara türlerinde uygulanması zordur. Bazı dezavantajları da vardır. Krem şeklinde bir debritman ajanı ile kaviteli yaralarda ve nekrotik kabuklanmalarda sağlıklı dokuya zarar vermeden debritman yapılabilir. Otolitik debritman kremleri bu tür yaralarda çok işlevsel oluyor. Uygulaması kolay. Yara çevresinde maserasyona yol açmıyor. Yara yatağında granülasyon dokusuna zarar vermiyor. Ve aynı zamanda antikoagülan kullanan hastalarda da güvenle kullanılabiliyor. Enfeksiyon önleyici kremlerse etkin enfeksiyon kontrolü sağlıyor. Yara yatağının ve çevresinin kan dolaşımına yardımcı olur. Mikrosirkülasyon deniliyor buna. Bu sayede yaranın oksijenlenmesini ve beslenmesini de artırır. Etkili bir biyofilm tabaka temizliği sağlar. Tabii şimdi bunları kullandık. Yarayı debride ettik. Enfekte olmasını engelledik. Yarayı iyileştirmeye başladık. Şimdi sıra geldi. Granülasyon ve epitelizasyon destekleyici kremleri kullanmaya. Yara yatağı ve çevresinde granülasyon ve epitelizasyon sürecini destekleyerek iyileşmeye yardımcı olurlar. Yara yatağı ve çevresinde mikro dolaşımı düzenleyerek iskemiyi azaltırlar. Tip 1 kolajen sentezini artırıp hipertrofik skar dokusu yani keloid oluşumunu da engellerler. Yara bakım kremlerini nasıl uyguluyoruz? Uygulamaları şöyle anlatabiliriz. Hastanın mevcut pansumanını çıkardıktan sonra yara yerini SF ile steril sponç yardımı ile temizliyoruz ve sonrasında bölgeyi güzelce kuruluyoruz. Bunu her pansuman değişiminde yapmak zorundayız. Her pansuman değişiminde bir önceki pansumanı steril sponca sıktığımız SF ile mutlaka temizliyoruz. Yarada hangi kremi kullanacaksak yine steril sponcamızın üzerine uygun miktarda kremimizi sıkıyoruz ve yaranın üzerine kapatıyoruz. Yara eğer ekstremite bölgelerinden birindeyse hastanın kollarında olabilir, ayaklarında olabilir. Bu bölgelerde sponcu kapattıktan sonra üzerine sargı beziyle sarmayı flasterle bantlamaktan daha uygun buluyorum. Daha uygun tabii ki. Çünkü bant da her takılıp çıkarıldığında cilde zarar veriyor. Sarılabilecek bölgelerde bölgeyi flaster değil de sargı beziyle sarmayı öneriyoruz. Ama diğer vücudun abdomen bölgesinde özellikle koksikste, sırtta ya da trokanterlerde veya diğer bölgelerde mecburen tabii yine yaranın üzerine bantlamak durumundayız. Bantımızı da çok yani yara ölçüsünce çok fazla çok büyük bantla kullanmamaya çalışıyoruz. Çünkü krem pansumanları günlük yapılıyor arkadaşlar. Kremlerle uygulama dediğimiz gibi yine günlük yapıldığı için bandının da çok büyük olmamasına dikkat ediyoruz. Günlük pansuman değişimi önerilir kremlerde. Şimdi bu bütün anlattıklarımız pasif kapama kapsamına giriyor. Bir de aktif kapamalar var. Biyomekanik yara bakımı deniliyor bunlara da. Son yıllarda yara tedavisi bakımında yara aletleri kullanımı ön plana çıkmakta. Bu aletlerin dezavantajları pahalı olmaları ve kullanımlarının da bir uzmanlık gerektirmesi. Ancak tekrar kullanım uygun olması avantaj olarak görülmekte. Bu alandaki uygulamaların en önemlileri ise VAC tedavisi başta. Negatif basınçlı tedavi. Nedir negatif basınçlı tedavi? Eksuda absorpsiyonunu ve yara yatağı stimülasyonunu sağlar VAC tedavileri. Lokalize ödemi azaltır.
Kan akışını uyarır. Granülasyonu indikler. Bakteriyel kolonizasyonu azaltır. Nemli bir yara ortamı sağlayarak epitel migrasyonu çoğaltır ve yara kontraksiyonuna yardımcı olur. Negatif basınçlı pansumanlar hızlı bir iyileşme sağlar. Larva sistemi, larva tedavisi. Larva tedavisinde de bu larvalar yara üzerindeki ölü ve nekrotik dokuları salgıladıkları bir enzim sayesinde eritiyorlar ve kesinlikle ve kesinlikle sağlam dokuya zarar vermiyor. Kutçuk tedavisi diyoruz buna. Onun dışında elektrik stimülasyonu var. Lazer ışınlarıyla tedavi var, ultrason tedavisi var, hiperbarik oksijen tedavisi var. Hiperbarik oksijen tedavisi de kan ve vücut sıvılarındaki oksijen çözünürlüğünü artırması esasına dayanarak yaralarda kullanılıyor, yara iyileşmesinde kullanılıyor. Ancak burada kronik yarada uygun yatak, yani uygun bir yara yatağı bulunması gerektiği de unutulmamalı. Bunun olumlu etkileri ödemi azaltması, kolajen sentezini artırması, anjiyogenezis yani yeniden damarlanmayı sağlaması, epitelizasyonda hızlanma yani yaralı dokunun iyileşmeye başlaması, hiperbarik oksijen tedavisi içerisine sayılabilir. Topikal oksijen tedavisi ve topikal ozon tedavisi yine aktif kapama ürünleri, biyomekanik yara bakımı içerisine sayılabilir. Sonuç olarak her yaraya uygun ideal bir pansuman malzemesi yoktur. Yaranın gereksinimlerine göre seçilecek ürün ile yara uygun olarak eşleştirmelidir. Önemli olan yaranın nekrotik dokulardan temizlenmesi, enfeksiyonlardan korunması, uygun nemli ortamın sağlanmasıdır. Yara dinamik, değişken ve dirençli bir sorundur. Tedavileri de öyle olmalıdır. Tek bir tedavide de tek bir doğru yoktur. Yaranın ve hastanın izlenmesi, değişen süreçlere göre tedavinin düzenlenmesi gereklidir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.